meridyenler ve özelliklerine bakarsak arkadaşlar başlangıç meridyeni Greenwich'tir. Başlangıç meridyeni Greenwich'tir. Greenwich İngiltere Londra'dan geçer. Yani bazı sorularda bize Londra derse bunu sıfır olarak kabul edeceğiz. E, Greenwich'in batısında 180 ve doğusunda 180 olmak üzere 360 tane meridyen yayı vardır. Dikkat edilmesi gereken ayrıntı bu. Meridyenler Paraleller gibi tam daire değil yarım daire yani yay şeklindedirler. Aralarındaki uzaklık sadece ekvator üzerinde 111 kilometredir ve kutuplara doğru gidildikçe bu mesafe daralır. Örneğin Türkiye'de ortalama 85 kilometre ile 79 kilometre arasındaki bu mesafe değişir. Kutup dairelerinde bu mesafe 47 kilometreye kadar düşer ve kutup noktalarında sıfır yani hepsi bir yerde birleşirler. İki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır. E, i̇ki meridyen arasında zaman farkının 4 dakika olmasının nedeni arkadaşlar dünyanın dönüş hızından kaynaklanır. Yani dünyamız 24 saatte 360 derecelik dönüş yapar. Bir saatte yapmış olduğu dönüş 15 derecedir. 1 derecelik dönüş yapabilmesi için ise 4 dakika ihtiyaç vardır. Bu nedenle her 4 dakikada Dünya güneşin karşısında bir derecelik dönüş yapar. Meridyenler birer derece açılarla çizildiği için ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkı da 4 dakikadır. Kutuplarda birleştikleri için meridyen yayları e, eşit uzunluktadır. Yine meridyenlerin boyları birbirine eşit. Aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda yerel saat aynıdır. Ancak sadece 21 Mart ve 23 Eylül günlerinde güneş aynı anda doğar ve batar. Yani aynı meridyen üzerinde güneş aynı anda doğup aynı anda yıl boyunca batmaz. Sadece 21 Mart ve 23 Eylül gününe has bir durumdur bu. 180 doğu ve 180 batı meridyenleri aynıdır. Yani 180 doğu dendiğinde de 180 batı meridyen dendiğinde de Bunun aynı meridyen olduğunu bileceğiz Ve bu tarih değiştirme çizgisi Olarak bilinir Tarih değiştirme çizgisinin doğusuna geçildiğinde Gün ileri Batısına geçildiğinde de gün geri olur Tarih değiştirme çizgisi arkadaşlar Bering boğazından geçer Yani Asya ile Amerika'yı birbirinden ayıran Boğazdan geçer Eee Meridyenle boylam aynıymış gibi kullanılır ancak boylam e, Greenwich'e açısal uzaklıktır. E, boylam derece dakika ve saniye ile ifade edilir. Ancak meridyenler sadece birer derece açılarla çizilebilir. Boylam numarası değiştikçe, boylam değeri değiştikçe yerel saat farkları oluşur. E, yerel saat öğle vaktine göre belirlendiği için boylam geçildikçe öğle vakti de değişkenlik gösterir. Bu nedenle yerel saat değişir. Yerel saat hesaplamalarına bakacak olursak, yerel saat bir yerin kendine özgü saati olarak en kısa tanım olarak nitelendirilebilir. Güneşin ufuk çizgisi konumuna göre belirlenir. Güneş ufuk çizgisinde en yüksek konuma geldiğinde o yerin yerel saati 12.00'dır ve cismin gölgesinin gün içerisinde en kısa olduğu an olarak değerlendirilir. Bazı sorularda cismin gölgesinin en kısa olduğu an der, bazı sorularda güneş en tepeye vardığında der. Bunların hepsi ...yerel saatin 12 olduğunu gösteren ifadelerdir. Yerel saat hesaplamalarında bilinmesi gereken küçük ayrıntılar var. Bunları mutlaka not etmeniz gerekiyor. Ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır. Zaman farkı 4 dakika. Birinci ayrıntı bu. İkinci ayrıntı ise doğuda saat hep ileridir. Yani batıdaki bir yeri verip doğuyu soruyorsa... ...saatinizi mutlaka ileri almak zorundasınız... Üçüncü ayrıntı ise doğuda güneş erken doğar. Güneş erken doğar. Ve erkenden de batar. Bu üç e, kuralı mutlaka bilmeniz gerekiyor. Meridyenler arasındaki zaman farkı 4 dakikadır. Birinci kural. İkinci kural doğuda saat her zaman ileridir. Üçüncü kuralda güneş doğuda erken doğar ve erkenden de batar. Bu üç kuralı bildiğiniz anda yerel saat hesaplamaları ile ilgili soru kaçırmanız mümkün değil. Baktığımız zaman bir örnek sorumuz var. Yandaki haritada verilen bilgilere göre 21 Mart günü İzmit'te güneş en tepedeyken diyor. İzmit'te güneş en tepedeyken ifadesi varsa bunun anlamı burada saatin 12.00 olduğudur. Sivas'ta yerel saat kaçtır denmiş. Öncelikli olarak Sivas daha doğuda olduğu için kuralımızı hatırlayın. Saati ileri alacağım. Ne kadar ileri almam gerektiğini ise boylan farkından buluyorum. 7 boylan fark var. Birinci kural neydi? 1 boylan 4 dakikaysa 7 boylan çarpı 4 28 dakikadır. Dolayısıyla burada saat 12.00 ise burada saat 12.28'dir. Cevap E seçeneğidir arkadaşlar. Başka bir örnek soru. Aralarında 1 saat 16 dakikalık yerel saat farkı olan iki merkez arasında kaç derecelik boylan farkı vardır diye sorulmuş. Arkadaşlar 1 saat 60 dakikadır. Ve 60 dakika 15 meridyenden oluşur. 16 dakika ise 4 meridyen yapar. Yani toplamda 19 meridyen yapar. Cevap A seçeneğidir. Bir başka sorumuz var. Samsun'da yerel saat 12.00 iken. Hemen Samsun'a 12.00'ı ekledim şuraya. Edirne, İzmit, Trabzon'da aynı anda yerel saatin kaç olduğunu soruyor. Burada saat 12 ise burada saatin yani Trabzon'da saatin daha ileri olması gerekiyor. Batıda kalan bölgelerde ise saatin geri olması gerekiyor. Ne kadar ileri olduğuna bakalım. 35 ve 40 arada 5 meridyen var. Çarpı 4 dedim. 20 dakika saatimi ileri alacağım. Zaten saat burada 12'ymiş. Burada 12.20 olur. Trabzon'da saatin 12.20 olmadığı yerleri siliyorum. Zaten tek seçenek kaldı. Cevap C seçeneğidir diyebilirim. Diğerlerine de bakalım. Burada derecemiz 30'muş. Arada 5 meridyen var. 5 çarpı 4 20 dakika yapar. Saatimi 20 dakika geri alıyorum. 12'den 20 dakika geri alırsam 11.40 yapar. Yani İzmit'te saat 11.40 olacak. Evet seçeneği bulduk. Cevap C seçeneğidir. Güneşin ufuktaki konumu ile ilgili sorular var. Bu sorular da karşınıza sık sık çıkabiliyor. Aşağıda aynı enlem üzerinde yer alan 5 merkezde güneşin aynı andaki konumları gösterilmiştir. Buna göre hangi merkezde yerel saat daha ileridir diyor. Şimdi bakacak olursam e, saatin en ileri olduğu yer batmaya en yakın olan yerdir. Eğer şekilde doğu ya da batı verilmemişse sağ tarafları doğu, doğu ve sol tarafları da batı olarak kabul edebilirsiniz. Batı olarak kabul edebilirsiniz. Baktığımız zaman bir numaralı yerde yani A seçeneğinde güneşin öğle çizgisini biraz geçtiği görülüyor. Burada daha öğle olmamış. Burada da olmamış. Burada öğle çizgisini çok daha fazla geçtiği görülüyor. Burada da öyle olmamış. Dolayısıyla saatin en ileri olduğu yer D seçeneğidir. Bu merkez daha doğudadır diyebiliriz. Bir başka örnek soru. Erzurum'da güneşin ufuktaki konumu verilmiştir diyor. Aşağıdaki doğu boylamlarından güneşe karşı konumları verilen merkezlerden hangisinde boylam derecesi Erzurum'dan daha büyüktür diyor. Bir kere doğu boylamlar deniyorsa doğuya doğru gidildikçe saatin ileri gitmesi lazım. İleriye alınması lazım. Saatin en ileri olduğu yer en doğu boylamdır. Yani en büyük boylam değerine sahiptir. Erzurum'da durum buysa Erzurum'dan daha ileride bir saat arayacağım. Yani batmaya daha yakın bir yer arayacağım. Bu seçenekte C seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Cevap C seçeneğidir. 23 Eylül'de Güneş İstanbul'da 05.30'da doğduğuna göre aynı gün Güneş Iğdır'da kaçta batar diye sorulmuş. E, güneş Güneş 05.30'da burada doğmuş. Burada kaçta batarı soruyor. Öncelikle doğuş saatini bulmamız gerekiyor. 23 Eylül olduğu için yani gece ile gündüz birbirine eşit olduğu için doğuştan 12 saat sonra da Güneş batacak. Bu şekilde de batış saatini bulmuş olacağım. Ee, bir kere burada 5.30'da doğuyor. Daha batıda bir yer. ise daha doğuda. Yani Iğdır'da daha güneşin erken doğması lazım. Dikkat edin. Saatimi ileri almayacağım. Bu sefer erken güneşi doğdurmaya çalışacağım. Yani saatimi geri alacağım. Ne kadar alacağımı bakalım. 44 eksi 29. Aralarında kaç e, meridyen var ona bakalım. 5 15 meridyen fark var. 15 meridyen 1 saat zaman farkı yapıyor. Güneş burada 5.30'da doğuyorsa burada 1 saat erken doğar. Yani e, 04.30'da doğar. 12 saat sonra da batar. Yani 16.30'da da batar. Cevabım E seçeneği olur. Yine devam edersek. Burada yine Türkiye'nin komşularıyla ilgili olan konumu var. enlem değerlerini unutmayacağız. 36, ve 42. Boylam değerleri de arkadaşlar 26 ile 45'tir. 26 ve 45 doğu meridyenleri arasında yer alır. Böylece Türkiye'nin matematik konumunu çizmiş oluyorum bu haritada.